Evet sonra nereye geldik arkadaşlar? Şeyh Said isyanının İslam düşmanlığına vesile edilmesi. Mesela CHP iktidarının sonu 6. cilt Cemil Koçak sayfa 157'de görüyoruz. Bu isyan vesilesiyle İslam'ı her çeşit faaliyette hıyaneti vataniye kanununa yani vatana ihanet kanununa dahil edildi. Çok ağır cezaya bağlandı. Cemil Artunç'un Cumhuriyetin Tarihi kitabı sayfa 98'de görüyoruz. İsyan başladığı sırada başbakan olan Fethi Bey mecliste İslam'ın taraftarlığını yapmakla suçlandı. Cevap verirken bunun anayasa gereği olduğunu söyledi. Çünkü evet yani o sıradaki anayasa 1924 Anayasasında kademeli olarak İslam kazınmaya karar verildiği için hala da şer'i bazı esintiler diyelim var. Yani şimdi CHP'nin hızlı silahşör militan milletvekilleri kürsüde Fethi Bey'e ve hükümetine siz İslam taraftarısınız diyerek saldırıyorlar. Saldırı gerekçesine bakın. Fethi Bey de cevap verirken ki kişisel olarak İslam'la hiç alakası olmayan ama liberal bir insandır. Tam liberal anlamda bir batıcıdır. Diyor ki saf saf. Yani İslam taraftarı oluşumuz daha bir sene önce kabul edilmiş olan anayasanın gereği. Çünkü hatırlayın 1928 senesine kadar devletin dini, dini İslam'dır kaydı anayasanın ilk maddeleri arasında devam edecek. Bu cevabı verince Çankaya silahşörü olan milletvekillerinden bir tanesi muhtemelen Kılıç Ali belindeki tabancayı çekti. Meclis Genel Kurulu'nda kürsüde konuşan başbakana tabancasını çekti, tehdit etti. Bizim İslam taraftarı oluşumuz ister istemez anayasanın mecburiyeti sonucudur dediği için. Mesela Şeyh Said'i idama mahkum eden General Mürsel Bakü soyadını alacak daha sonra. İdam esnasında din kalktı diyorsun. Düzeltiyorum mahkemenin komutanı herhalde değil de Diyarbakır Garnizon komutanı. İp boynuna geçirilirken Şeyh Said'e şu söylediğine bakın. Din kalktı diyorsun. Çünkü mahkemedeki ifadesinde isyan gerekçesi olarak Şeyh Said bunu söylemişti. Camilerde ezan okunmuyor muydu dedi. Bu tabi son derece çarpıcı. Çünkü dinin kalkıp kalkmamış olmasına General Hürsel Bakü'ye göre ölçü demek ki camilerde ezanın okunuyor olması sene 1925. Peki sene 1932 olduğunda ne oldu arkadaşlar? Camilerde artık ezan okunmuyor. Biz dışarıdan hiçbir ekleme yapmayalım. Kendiliğimizden hiçbir yorum bulundurmayalım. Koymayalım hadise. E, sene 1932'de camilerde ezan okunmaz hale geldiğinde demek ki ne oldu? Bizzat resmi ideolojinin mantığına göre din kalktı 1950'ye kadar. E biz de onu söylüyoruz işte. Nereden paylaştık bunu? Behçet Cemal'in Şeyh Said İsyanı kitabı. Fevkalade resmi tarih yanlısı bir çalışmadır eski. Sayfa 117. Mesela Mustafa Armağan'ın Satılık İmparatorluk 278'de görüyoruz. İsyanın bastırıldığı günlerde Afyon'da ayet hadis var, İslami ibareler var, hüvelbaki ifadeleri var. Gerekçesiyle mezar taşları bile parçalandı yerel makamlar tarafından. Ve burada arkadaşlar çarpıcı bir detay. Rejimin babalarının yüreğinde bugüne kadar fikir torunları üzerinden devam ede gelmiş olan İslam nefretini ve İslam korkusunu ifade eden bizzat gene başbakan İsmet İnönü'ye ait hani halk tabiriyle fenersiz yakalanma diyebileceğimiz cinsten bence son derece önemli ve manidar bir tespit. Bakın Şeyh Said isyanına bakarak İnönü yüreğindeki İslam korkusunu nasıl ifade ediyor? Nereden alıntılıyoruz bunu? Sabri Babacan derleyen İnönü'den alıntılar Bilgi Başarı Yayınları sayfa 246. İnönü diyor ki: "Ben irticanın kokusuna o kadar hassasım ki cumhuriyeti kurduğumuz günden beri bilirim o korkuyu." Katil, hırsız, komünist, faşist hepsi canından korkar. Ama mürteci yani irticacı öleceği zaman kendisinin Hazreti Peygamber'in yanına gömüleceğini sanır. Yani şehadeti kastediyor. Bunlarda ölüm korkusu yoktur. Her şeyi yaparlar. Sadakat